29 Haziran 2007'de 28. doğum günü kutlamasının ardından Bodrum'da geçirdiği talihsiz trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu'yu Amasra Belediye Başkanı 14. yıl dönümünde unutmadı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Amasra'nın Barış Akarsu ile bütünleştiğini vurgulayarak Barış Akarsu kültürüyle, sanatıyla ilçemizi Türkiye'nin gündemine taşıdı. Biz de adını yaşatmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Türk rock müzik sanatçısı ve dizi oyuncusu Barış Akarsu 29 Haziran 1979 tarihinde dünyaya geldi. İlk orta ve lise öğrenimini Amasra'da tamamladı. Lise öğrenimini sürdürürken Amasra Yelken Kulübü'nde profesyonel olarak yelken sporuyla ilgilenmeye başladı. Müziğe ilgisi küçük yaşlarda vardı. İlkokuldayken elinde blok flüt sokaklarda dolaştığını söyler. Ama müzikle asıl tanışması Amasra'ya gelen müzisyenlerden etkilenerek çalmayı öğrendiği klavye, gitar ve mızıkayla olmuştu. Barış Akarsu o dönemlerde dinlemeye başladığı 1970 ve 1980'lerin rock, hard rock ve heavy metal grup ve sanatçılarından etkilendi. Antalya'da animatör ve müzisyen olarak çalıştı. Ankara'da garsonluk, barmenlik ve müzisyenlik yaptı. Daha sonra Karadeniz Ereğlisi'ne gelerek 4 yıl boyunca çeşitli barlarda, yerel televizyon ve radyolarda programlar yaptı. Bu dönemde ATV kanalında yayınlanan Akademi Türkiye yarışmasına katıldı ve Temmuz 2004 yılında yarışmayı birinci olarak tamamladı. Yarışmadan hemen sonra İstanbul'a yerleşti ve müzik çalışmalarına burada devam etti. Yarışmanın sonuçlanmasından ilk albümünü çıkarmasına kadar geçen sürede Türkiye'nin değişik yerlerinde sayısı 200'ü geçen konserler verdi. 31 Aralık 2004'te SH Müzik'ten Serdar Öztop'un yapımcılığıyla ilk albümü Islak Islak'ı piyasaya çıkarttı. Bu albümden aynı yıl içerisinde Islak Islak, Kimdir O, Amasra ve Mavi parçaları da klip çekti. 3 Ağustos 2006'da ikinci albümü olan Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerek piyasaya çıktı. 10 yeni ve bir cover'dan oluşan albümde söz ve bestesi Akarsu'ya ait Yeter Be, Ben adlı iki eser bulunmaktaydı. İkinci albümünden Vurdum En Dibe Kadar ve Yaz Demedim parçalarına klip çekildi. 2006 yılında Star kanalında yayınlanmaya başlanan Yalancı Yarim dizisinde başrolden birini üstlendi. Bu dizinin ardından milyonlarca seveni tarafından Alfonso Tarık olarak anılmaya başlandı. Barış Akarsu 29 Haziran 2007'de 28. doğum günü kutlamasının ardından Bodrum'da geçirdiği talihsiz trafik kazasında hayatını kaybetti.